Türkiye çok zor bir zamandan geçiyor. Türkiye'yi bu zor zamana AKP politikaları getirdi. FETÖ, AKP'nin bilerek, isteyerek, görerek, kendi siyasi ve ideolojik ajandasıyla beslediği ve büyüttüğü bir örgüt olarak devlete açıkça yerleştirildi. Biz 15 Temmuz sonrası bu duruma dair siyasi sorgulamayı erteledik, Türkiye'ye omuz verdik. Ancak bir kez daha görüldü ki AKP devleti ele geçirme mantığından vazgeçmiş değil. Gücü tek kişinin elinde toplamaya çalışmak, bütün denge ve denetleme mekanizmalarını ortadan kaldırmak, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını yok etmek, meclisi işlevsizleştirmek ancak istikrarsızlığı derinleştirir. Şimdi önümüzde bir mesele daha var. 1 Eylül'de adli yıl açılışı yapılacak. Adli yılın açılışı Kaçaksaray'a taşınıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Çünkü demokrasilerde yargı asla gölge kabul etmez. Siyasetin gölgesinde yargı olmaz. Yargı bağımsız, herkese eşit mesafede, kimliklere ve farklılıklara kör olmak zorundadır. Kendi yapımı dahi hukuka aykırı olan bir Kaçaksaray'da yargı yılı açılamaz. Bu açılış asla kabul edilemez. Sayın Bahçeli'nin adli yıl açılış törenlerine dair Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik çağrılarını ciddiye alıyoruz. Bu nedenle de kendisine bir yanıt verme ihtiyacı hissediyoruz. 15 Temmuz'da Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşandı. Bu olağanüstü durum karşısında Cumhuriyet Halk Partisi bu devletin kurucu partisi olma bilinciyle Türkiye'ye omuz verdi. Oysa bugün anlaşılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye omuz verirken Sayın Bahçeli Erdoğan rejimine omuz vermeyi tercih etmiş. Türkiye'de kuvvetler ayrılığına, güçlü bir parlamenter demokrasiye ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu 15 Temmuz'da bizzat hepimiz yaşayarak gördük. Şimdi hepimize düşen en temel görev de saray rejimine omuz vermek değil, yargının bağımsızlığını savunmaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu yapmaya ısrarla devam edeceğiz. Bahçeli isterse kendi parti kongresini sarayın bahçesinde yapabilir. AKP'nin Türkiye'yi 15 Temmuz'a getirmiş olan ideolojik ve partizan yaklaşımı kendini her alanda göstermeye devam ediyor. Bu hafta poliste türbanı serbest bırakarak laiklik üzerinden yeni bir tartışma başlatılma gayreti de bunun en somut göstergelerinden biri. AKP polisin özlük haklarını, örgütlenme haklarını ne zamandır beklediği 3600 ek göstergeyi vermek yerine bütün bu yapmadıklarını ve hatta yaptığı hataları da örtmek için türbana sığınıyor. Türkiye'yi bu hale getiren yanlışlardan biri, AKP'nin devleti ele geçirme mantığıyla toplumu inanç üzerinden, kimlik üzerinden ve yaşam tarzı üzerinden ayrıştırması olmuştur. Bu ayrıştırmanın son bulmasının tek yolu Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik ve sosyal devlet niteliğinin herkes tarafından hatırlanmasıdır.